Çok özledin değil mi Türk yemeklerini? Ya orada da Türk yemekleri var ama bunlar gibi değil. Burada domatesin kokusu bile bir değişik. Semih, en çok çiğ köfteyi özlemişsindir kesin. Ha, ne demezsin. Burnunda tuttu. Lan ne gıcık herif bu ya. Geldiği gibi de baş köşeye kuruldu. Aa. Bizim bilmediğimiz ne var çiğ köfteyle ilgili bu kadar gülüyorsunuz? Hı-hı. Evet, ben de bilmiyorum. Zehra anlatsın. Ya da boş ver ya, anlatmasın. Büyük rezillik. Tabii ki anlatacağım. Biz lisedeyken dedeciğim ara sıra bir çiğ köfteciye giderdik. Semih bu arada çiğ köfteden nefret ediyor. Biz seninle yerdik. Semih de bakardı. Ay bu ne böyle kırmızı kırmızı acı acı. Ya aslında ben hiç yemek ayırmam da bu çiğ köfte hiç tahammülüm yok. Yani karşımda biri yesin ona bile tahammülüm yok. Hadi canım sen de yiyorum işte. Sen acıyı sevmiyordun aslında. Yiyemiyordun acı, kabul et. Neyse biz de Selin'le iddiaya girdik. Bir dönem ödevimiz vardı. Semih'e çiğ köfte yediren dönem ödevini yapacaktı. Siz ne fenasınız. Devam et. Ya bunlar var ya, bir ay boyunca elinde çiğ köfte benim peşimden koştular. Dolaşırız tabii, yemiyordun ki. Neyse, sonra benim aklıma süper bir fikir geldi. Kantinciyle konuştum. Semih'in her gün yediği tostun içine, kaşar tost diyordu sürekli. Tostun içine çiğ köfte sıkıştırdım. Yedi mi peki? Aldı kocaman bir ısırık. Yuttu. Durdu bir böyle baktı. Tadını tam alamadı. Bir ısırık daha aldı. Ondan sonra lan dedi ki bu biraz acı gibi dedi seninle bana. Sonra kıpkırmızı oldu. Yandım diye bağırmaya başladı. Ay kıyamam. Kıydılar. Böylelikle iddiayı kazandın. Ödevi de Selin'e yaptırdın değil mi Zilli? Aynen öyle yaptım ablacığım. Sonra da bütün gün böyle kızım çıkarmış gibi gezdi. Ay, baksana şuna ya. Buna böyle şey yapılır mı? Kıyamam ben sana. Boncuk, boncuk. Hala Hanım, ayıp oluyor ama. Buna var ya neler yapılır ya. Kim lan bu? Kafayı yiyeceğim vallahi ya. Ne edersin Zehra'cığım? Semih, yani tam olarak neyiniz oluyor? Zehra, aşk olsun. Damadı Semih'e tanıştırmadın mı? Tabii ki tanıştırdım dedeciğim. Ama Ziya'nın işi vardı, camiye gitmesi gerekiyordu. Onun için çok sohbet etmeye şansları olmadı. Ertuğrul adında çok sevdiğim bir dostum vardı. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Ertuğrul'u çok erken kaybettik maalesef. Semih daha küçükken o bu dünyadan göçtü. En iyi dostumdan geriye Semih gibi bir çocuğun kalması benim için tek teselli oldu. O gün bugün elim hep üzerinde durum. Ya Ekrem amcam yine her zaman gibi biraz mütevazi davrandı. Babamı kaybettikten sonra bana baba gibi sahip çıktı. Okuttu, büyüttü. Üzerimde emeği büyük. Yani eğer bugün bir yerdeysem Ekrem amcanın sayesindedir. Nasıl öderim hakkını bilmiyorum. Akrabalık falan da yok yani. Sen hep bizim ailemizin içindeydin zaten. Sağ ol ailecik. Ben artık müsaadenizi isteyeyim efendim, malum. Nereye hocam? Cami efendim. Namaz var. Allah kabul etsin. Sağ olun. Amin. Efendim tekrardan afiyet olsun. Her şey çok güzeldi. Açayım canım ben seni. Yok yok. Sen lütfen misafirinle ilgilen. Peki. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Bana da müsaade. İlaç vaktim geldi. Biraz da istirahat edeceğim. Hiç rahatsız olmayın. Afiyet olsun. İyi akşamlar. İyi, iyi geceler. İyi geceler. Günde kaç defa gidiyor camiye? Beş. Beş defa. Her gün mü? Haftanın bir günü her gün. Ne diyeceğim? Bu akşam bir yerlere çıkalım mı ya? Ha? Aa süper olur. İstanbul'dan da uzak kaldık. Mekanı da bilmiyoruz da. Eskisi gibi takılırız ya. Güzel olur ha? Gençsiniz. Çıkın, eğlenin, gezin. Aman bizim gibi böyle evde mi oturacaksınız? Çıkın tabii canım. Çıkın, eğlenin. Ya gençsiniz, gençlik insanın eline bir kere geçiyor. Yani belli bir yaştan sonra artık isteseniz de yapamıyorsunuz. Süper mekanlar açıldı. Sen gittikten sonra çok değişti İstanbul. Aslında yarın akşam çıksak. Sen de yol yorgunsun, benim de uykum var. Biraz erken uyumak istiyorum. Olur mu? Yani oyun bozanlık yapıyorsun. Ay Semihciğim, Zehra'nın hocası bundan hoşlanmayabilir. Sen de Zehra'yı anlayışla karşıla lütfen.
Niye hoşlanmasın yenge? Ne alakası var? Ziya karışmaz ki böyle şeylere. Zehracığım, ben senin iyiliğini düşündüğümden böyle konuşuyorum. Adam hoca sonuçta. Bir demez, iki demez. Üçüncüde yüzüğü kafana atar. Yok artık. Pardon. Nasıl yüzü kafama fırlatıyor? Ne alakası var? Aa, anne niye öyle diyorsun? Ziya Hoca artık o kadar katı birisi değil. Yani sen yine de ama sözünden izin alsan. Sonra kızmasın müzikle içkili yerlere gittiğini duyunca. Ay vallahi kızabilir. Yani sonuçta böyle şeylerden pek de hoşlanmıyor değil mi? Şimdi bir susar, iki susar da herkesin bir sabrı var. Yani sabır taşı çatlar. O benim sorunum değil mi? Kimseyi ilgilendirmez yengeciğim. Tamam Semih'ciğim, çıkalım o zaman. Ben seninle de haber veririm şimdi. Harika. Merhaba memur bey. Yoksa abimle ilgili bir haber mi getirdiniz bana? Abinizle ilgili maalesef bize ulaşmış olan bir bilgi henüz yok. Ben buralarda bir ev arıyordum da size de bir sorayım dedim. Öyle mi? Tamam, aklımızda bulunsun. Yani biri çıkarsa biz size haber veririz. He. O zaman ben bir çay alayım. Tabii. Allah kabul etsin. Allah sağ ol. 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 Hocam, ayakkabılarımı gördünüz mü? Şimdi Hicabi abi senin... Ney? Ayakkabı mı? Hocam, ayakkabılarım yok. Yahu Hicabi ya. Ayakkabını mı çaldırdın lan? Hocam, bilmiyorum ki. Oğuz, yardım et şuna. Bir çift ayakkabı bulun bir yerden, üşütmesin şimdi. Hicabi, dikkat et bu oğlum ya. Tamam hocam, yardımcı olacağım ben. Özür dilerim hocam. Ne yaptın ayakkabını Hicabi? Ne bileyim, buradaydı. Şuraya mı koydun yoksa? Gel bak. Allah, bunun ayakkabılarını kim yürüttüyse Allah razı olsun ya. Bir sorudan yırttık. Her gün ne soracak diye aklım çıkıyor. Hocam! Hocam! Hocam bekleyin hocam. Hocam soru soracaktım, gitmişsiniz. Allah Allah! Ya Hicabi, kaçıyor muyum ben? Yarın sorarsın sorunu evladım. Yalın ayak peşimden koşuyorsun. Bu kadar önemli mi ya? Hocam, geçen de sormadan uyuyayım dedim. Sabaha kadar gözüme uyku girmedi hocam. Merakımdan uyuyamadım. Sor Hicabi. Hocam, kaderin cilvesi işte. Size soracağım soru başıma geldi. Ayakkabımı çalmışlar. Hocam, bu camiden ayakkabı çalmanın hükmü nedir? Ya Hicabi, alemsin ya. Yaz. Eğer adamın durumu yoksa, ihtiyacı varsa ve o yüzden çaldıysa bunun hükmü yoktur. Ama yani hali vakti yerinde de yine de ayakkabıyı çaldıysa büyük günahtır. Onun böyle bir saat çamurda yürümesi lazım ya. Tamam. Çamurda yürünecek hocam. Hadi Hicabi yürü, üşüteceksin, hasta olacaksın ya. İnşallah hayır için çalmıştır hocam. Ben şu ayakkabıma bir daha bakayım hocam. Çok zor, hava da çok soğuk. Allah kimsenin başına vermesin hocam. Yürü. Allah razı olsun. Sağ ol. Sağ ol, hadi hadi hadi. Allah'ım ya, ulan bu çocuk şaka mı, gerçek mi? Vallahi anlamadım ya.
Çok daraldım Namık. Çıkalım. Çıkalım abi. Alo, neredesin Selin? Seni arıyorum kaç saattir. Ay canım, pardon ya. Telefonumun sesi kısık kalmış, duymamışım. Sizin mahalledeki pastaneye geldim de birazcık tatlı krizine girdim. Yuh maşallah Selin. Tatlı için o kadar yoldan pastaneye mi gittin? Ne yapayım canım, yani sizin burada da yani ne bileyim badem kurabiyeyi çok güzel yapıyorlar. Dayanamıyorum. Neyse tamam, bak dinle, bir şey soracağım. Semih ile Melis de bizim mekana gidiyoruz. Biraz eğlenelim dedik. Hadi sen de gel. Tamam canım. Şeker yüklemesini yapıp hemen geliyorum. Uyanan mı Selin? Çabuk ol. Tamam Zehracığım, siz gidin, ben size yetişirim. Üstümü değiştirip hemen geliyorum. Tamam hadi. Görüşürüz, bay bay. Merhabalar Selin Hanım. Nasılsınız? Allah'ım, bu nasıl bir kabus? Ne oldu Selin Hanım? Kötü bir şey mi var? Sen hiç vazgeçmez misin? Vazgeçmez misin derken yani sivil Levent olarak mı yoksa polis Levent olarak mı? Gerizekalı. Yok hayır, ben yani özel hayatımla iş hayatımı her zaman birbirinden ayıran bir insan olduğum için o bakımdan sordum. Bana bak, benden uzak dur. Namık. Hı. 9-9 değil mi lan? Oo. Ha? Çok şakacısınız Selin Hanım. Özel bir tatlı tercihiniz var mı yoksa kendinizi anın büyüsüne mi bırakıyorsunuz? Ne bileyim hani sıcak kumlardan serin sulara atlar gibi. Yoksa dalar gibi miydi? Hani onun gibi bir şey. Delireceğim ya, delireceğim. İyi akşamlar hanımefendi. Sizi rahatsız ediyorsa hemen icabına bakabilirim. Bir dakika, bir dakika Kenan Bey ya. Sen kimin icabına bakıyorsun? Sen kime kostaklanıyorsun ya? Senin karşında koskoca devletin güvenlik gücü var. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Ha? Bak, sana burada kelepçeyi takarım. Gözünün yaşına bakmam. Sen benimle biraz böyle düzgün konuşacaksın. Yok öyle. Pardon da neden kelepçeyi takıyorsun? Beyefendi haklı, beni rahatsız ediyorsun. Peşimi bırak. O kelepçeyi de bir zahmet kendine tak. Tak da beni de kendinden kurtar. Yani şu mafya babası bile senden çok daha centilmen gerçekten. Hanımefendi, ben mafya babası değilim. İş adamıyım. Lütfen yanlış anlaşılma olmasın. Rica ediyorum. Sen ne laf anlamaz adamsın ya. Kaç kere sana beni peşimi bırak dedim. Senin gibi biriyle ne işim olabilir ki benim? Ezik tip. Peki Selin Hanım. Siz madem öyle istiyorsunuz, ben bir daha sizi rahatsız etmem. Bir daha beni görmeyeceksiniz. Zaten Levent kim ki? Arzu ederseniz gideceğiniz yere kadar bırakabiliriz. Teşekkür ederim. Arabam burada zaten. Bir şeyler alacaktım. Peki. Hayırlı akşamlar. Sevdiğimiz için aşağılandık. Sevdiğimiz için hor görüldük. Anasını satayım ben böyle dünyanın ya. Kimse beni sevmiyor. Herkes bana laf sokuyor. Gelen vuruyor, giden vuruyor. İnsan değil miyim ben ya? Ne var mı bunlar bana? Ulan Selin Hanım, çok pis kalbimi kırdın. Bir daha seni sevmeyeceğim. Zaten Levent kim ki? Ezik. Ezikim ben. Ya dedem için de ne kadar iyi oldu değil mi Semih'in gelmesi? Adamın keyfi yerine geldi. Sevgilim. Söyle aşkım. Zehra sana Kara Faruk'la ilgili bir şey söyledi mi? Yok, niye? Yok bir şey, merak ettim. Ya acaba biz de kızlarla gitse miydik eğlenmeye? İlk günden Semih'i de ektik. Ben seninle dışarıda eğlenmeyeli ne kadar zaman oldu. Aşkım ya, çok yorgunum. Hem
Ben seninle yalnız kalmayı çok özledim. O zaman ben sana yiyecek bir şeyler hazırlayayım, acıkmışsındır. Yok, bu gece yemekleri ben yapıyorum. Aa, neler duyuyorum. Oo, daha çok şey duyacaksınız Hale Hanım. Sizin yokluğunuzda mutfakta epeyce ustalaştım. Hadi canım. Tabii, özellikle de omlet konusunda. Bu gece spesiyelimiz döle omlet. O zaman yap da yiyelim. Canım kocam. Canım karım. İyi akşamlar. Oo, hoş geldin damat. Gel, gel. İyi akşamlar Ziya Hocam. İyi akşamlar. Ben Zehra'ya bakmıştım ama. Ziya Hoca, Semih kızları götürdü. Götürdü mü? Hı. Götürdü ne demek ya? Ne biçim üslubu var bu kadının be? Edersiniz Tülin Hanım, acaba Semih Bey kızları nereye götürdü? Ya oğlum, gece gezmesine çıktılar oğlum. Bir yere gittikleri yok. Herhalde Zehra sana söylemeyi unuttu. Herhalde. İstersen sen de git. Zehra çok sevinecek. Neyse efendim, ben rahatsız etmeyeyim daha fazla. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Güle güle. Sağ olun. Hocanın yüzünden nur akıyor yani. Ah ulan Zehra, ah. İlk fırsatta Ziya Hoca'ya postayı koydun yani. Tabii oğlum, ne olacaktı ki? Üniversiteli bebe dururken sana mı bakacaktı? Hem eleman jantiyim. Bir de sana bak. Ne var lan bende? İstanbul gecelerinin nifle olmaz çapkını kertenkele değil miyim ben? Ne oldu lan bana? Alo Zehra Hanım. Siz hangi kulüptesiniz acaba? Tamam. Tamam hocam. Görüşürüz, bekliyoruz. Bay bay. Ziya Hoca da geliyor. Oo, yine şahane bir dans gösterisi bizi bekliyor. Ne demezsin? Zehra, ya benim kafamı kurcalayan bir şey var. Neymiş? Siz, yani Hoca Efendi ile sen. Ne olmuş bize? Sizin hiç ortak noktanız var mı ya? Ya bak, yanlış anlama. Sadece merakından soruyorum. Semihciğim. Etrafına dikkatlice bakarsan, evrendeki her şeyin birbirini tamamlamak üzere yaratıldığını göreceksin. Anlamadım. O zaman şöyle anlatayım. Bence ideal bir ilişki için kesinlikle tarafların birbirine benzememesi gerekiyor. Neden? Çünkü farklılık zenginliktir. Ancak bu şekilde birbirini tamamlayabilirler. Zıt kutuplar birbirini çeker gibi. Bu fikirleri o hoca sokuyor değil mi senin kafana? Ne alakası var Semih? Hadi konuşmayalım şimdi bunları, geçelim içeri. Buyurun bayanlar. Geçelim. Beğendin mekanı? Güzel ama senin kadar değil. Ay abartma Semih. Aşk olsun Melis ya. Kıyafetin çok güzel. Mekanın en şık bayanı sensin. Teşekkür ederim. Valla doğruyu söylemek gerekirse seni görünce çok şaşırdım. Seni bıraktığımda küçücük bir çocuktun. O kadar da değil Semih. Öyle öyle. Kızlar. Ya aynı eski günlerdeki gibi değil mi? Yani neyse, boş ver, duygusallığa yer yok. Hah, gecemiz de tamamlandı. Hocamız geliyor. Ziya, buradayız. Hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Hoş geldin. Lavaboya gelen var mı kızlar? Hayır canım. Zehra, hadi dans edelim. Kusura bakma Semih, çok yorgunum. Zehra, mezuniyet gecemizi hatırlıyor musun? Hani dans etmiştik, bütün okul hayran kalmıştı bize. Anlaşıldı. Sen bugün havanda değilsin. Melis, dans edelim mi? Olur. Hadi. Selin, hadi gel. Teşekkürler Zehra Hanım. Ne için? Yani sorumluluğunuzu bilip
Semih'le dans etmediğiniz için. Rica ederim. Çok eski mi tanışıyorsunuz kendisiyle? Efendim? Şu Semih denen lavuk, Semih Bey ne diyorum. Eski mi tanışıyorsunuz yani? Çok eski arkadaşımız. Semih, Melis, ben aynı okuldaydık. Semih'in babası da dedemin şirketinde avukattı. Erken vefat edince dedem sahip çıktı Semih'e. Yurt dışında okuttu onu. Ne güzel, bütün aile çocuğu seviyorsunuz yani. Anlamadım. Aile olarak diyorum. Çocuğa sahip çıkmanız çok güzel bir davranış. Bu sefer işin zor oğlum. Bu Semih lavuğu Çağatay gibi kofte değil. Bak bak, figürlere bak. Senin ben kirliye edeyim. Sıkıldıysanız gidebiliriz. Ya iyiyim, iyiyim. Emin misiniz? Eminim, eminim. İyi ya. Yani benim için de bir değişiklik oldu. Şu Semih lavuğunun bir falsosunu yakalamadan kalkar mıyım ben be? İyi geceler. İyi geceler. Yalnızsınız galiba. Evet. Sebep? Yani yalnızken yardıma ihtiyaç var mı babında sordum. Yok sağ ol, gerek yok. Sen niçin gelmiştin? Ben tamamen tesadüf geçiyordum, böyle bir hava alayım dedim, böyle canım sıkıldı. Tesadüfen de sizi burada yalnız görünce ben... Hani geleyim dedim, tepsileri taşımaya çalışıyorsunuz falan böyle yalnız. Biraz dedim hani belki yardımım dokunur diye tesadüfen girdim içeri. Yok gerek yok, sağ ol. Seval, ben geldim kızım. Aa, siz mi buradaydınız Şevket Bey oğlum? Merhabalar efendim, nasılsınız? Teşekkür ederim, sen nasılsın? Sağ olun, teşekkür ederim. Sana minnettarım. O gün Seval'i namığa karşı koruduğun için sana doğru dürüst teşekkür edememiştim. Estağfurullah, kim olsa aynısını yapardı. Ben de zaten namı devirmek için bahane arıyordum. Aslında iyi oldu. Teşekkürler ama bir daha benim için hayatını tehlikeye atmana gerek yok. Ben kendi kendimi koruyabilirim. Bu arada biz dükkanı kapatmak üzereyiz. Hatta kapattık. Ben de zaten yatıya kalmayı düşünüyordum. İyi oldu. Bana müsaade. İyi geceler. Çok teşekkür ederim. Yine beklerim. İnşallah, inşallah. İyi geceler. Hayırlı akşamlar. Şişt, Seval, niye adamcağıza o kadar kaba davrandın bakayım? Ben ne yaptı ki sana? Bu akşam havamda değilim Melis Hanım galiba. Aşk olsun ama. Hadi Zehra'yı dansa kaldırın. Kırmayın beni. Biz de artık dansımızı düğünümüzde yaparız Melis Hanım ya. Ya hoca nasıl koydu lafı? Ay Zehra. Rimeli mi akmış sanki? Bakayım. Biraz akmış ama belli değil. Ay yok, ben rahat edemem şimdi. Hadi gel tazeleyelim. Kızlar. Lavaboya mı? Evet canım, lavaboya. Ben de geliyorum. Tamam canım, görüşürüz. Hocam iyi ki geldiniz. Başımızda diyorum bir hoca bulunması iyi oldu. Malum buranın şeytanı çok. Tabii tabii. Şeytanın piri sensin lan. Ben seni Zehra ile yalnız bırakırım, çakal. Eyvallah Semih Bey. Şimdi aileden sayılırsınız. Yani eğer kabul ederseniz birbirimize böyle beyli falan hitap etmeye gerek yok. Kabul ederseniz siz bana Ziya deyin, ben de size Semih deyim, olsun bitsin. Peki Ziya. Tabii Semih. Zehra'nın parmağına yüzük takmak o kadar kolay değil. Bir hoca için hiç değil. Sen de bir numara var ama dur bakalım. Oğlum bu herif tam bir ha. Şu gülüşe bak. Ağzının ortasına bir çakacak. Zevzek. Vallahi zevzek. Çok güzel bir gece oldu. Özlemişim. İyi ki geldin Semih.
Hadi eve geçelim artık. Semih uyusun, yol yorgundur. Hayda, ne uyuması ya? Bu lavuk burada mı kalıyor? İşimiz var ha. Canım, hı. Sen de uyu istersen. Zaten bizim yüzümüzden uykusuz kaldın. Sabah erken kalkıyorsun. Bu zır tapuz burada kalırken nasıl uyurum kızım? Zehra, biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Ziya'cığım, seni tanıma çok sevindim. Harika bir akşamdı. Ben de. Oldu o zaman. İyi geceler. İyi geceler. Hoşçakalın. Bak ya, ben senin o elini alırım. Buyurun hocam. Ne bu veda böyle ya? Ne ayak bu? Bay bay yaptı. Başlatma bay bayından şimdi. İnsan biraz delikanlı olur ya. Ne öyle karı gibi giderken bay bay. Hocam, dedem duyacak lütfen. Duyarsa duysun. Yetti lan. Bu ne be? Çağatay gider, Semih gelir. Deyiz lan biz burada. Gümbük başımız. Hocam estağfurullah. Hocam estağfurullah. Aşk olsun hocam, ben öyle mi yapıyorum? Evet, öyle yapıyorsun. Hocam estağfurullah. Ay şimdi bayılacağım. Bayılırsan bayıl. Tutarsam da gelsin Semih Doğu tutsun. Ne lan bu böyle? Allah Allah. Bakın Zerra Hanım, 100 kere konuştuk sizinle değil mi? Ben bir hocayım. Sen de benim sözlümsün. Ona göre hareket edin ya. Ne bu böyle sarmaş dolaş hareketler? Hocam ama o benim yakın arkadaşım. Ya yemişim arkadaşını ya. Allah Allah. Kime ne anlatıyorsun sen? Görmüyor musun? Lavuğun kafasında tilkiler dolaşıyor. Ben bilmez miyim? Hocam ayıp olmuyor mu? Oluyor. Biz böyle mi konuşmuştuk sizinle? Hani duygularımızı karıştırmayacaktık? İlişki olmayacaktı? Ha? Siz beni kıskanıyor musunuz? Ya geç Allah aşkına, ne kıskanması? Ben seni ne kıskanacağım ya? Allah Allah. Yahu kızım, sen benim sözlümsün tamam mı? Öyle de olsa yani bir salon erkeğin gelip de sözlüme y***sına da izin veremem yani. Ya tamam, sen kaliteli bir kızsın. O Semih bakacağını düşünmüyorum da. Ama sen de hareketlerine dikkat et biraz ya. Olmaz böyle. Ne ağası? O Semih lavuğunun sana bakışlarını beğenmedim tamam mı? Kızım ben erkek milletinin ciğerini bilirim, ciğerini. Oynuyor o. Lütfen rica ederim bir mesafe koyun, anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı dedim Zerra? Anlaşıldı hocam. Aferin. Hocam. Efendim. Hocam ben neler söyleyebileceğinizi tahmin edebiliyorum. Ama Semih benim arkadaşım. Aile dostumuz sayılır. Sadece arkadaş diyorsunuz yani. Eski arkadaşım. Arkadaşımız. Hepimizin arkadaşı. E o zaman siz nasıl davranacağınızı biliyorsunuzdur. Anlayışınız için teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sen de anca kafanda hayal kur, bıdı bıdı konuş, kızın karşısına geçince tut yemiş bülbüle dönüyorsun gerizekalı. Senin de yatacak yerin kalmadı be kertenkele. Dur lan. Abicim bu kız zaten kara fare, hayran. Yok yok, dönüp o lavağa bakmaz yani. Gerçi biz ne kızlar gördük, kimlere baktı. Neyse ya, stres yapma. Ulan sonunda bir işe yaradım be kara Faruk. Kara Faruk. Siz? Kara Faruk. Zehra Hanım, uyumuyordunuz değil mi? Rahatsız etmedim inşallah. Uyumuyordum ben, uyanıktım. Uyuyor olsam bile rüyamda sizi görüyorum zaten. Rüyaya gerek yok, gerçeği karşınızda. Heyecandan konuşamıyorum sanki. Rüyada mıyım? Rüya mısınız siz? Zehra Hanım, bugün sizi birazcık üzgün gördüm. Bir problem mi var acaba? Bana anlatabilirsiniz. Siz beni mi istiyorsunuz? Nerede gördünüz beni? Yok, gece kulübünde gördüm sizi. Siz de mi oradaydınız? Ben sizi görmedim. Görürdüm. Yoksa sizi sözlünüz mü özlüyor Zehra Hanım? Hayır, üzmüyor. Sözlümü tanıyor musunuz? Eğer şu cami hocası lavuğu diyorsanız, yani yanlış bir şey yapıyorsa söyleyebilirsiniz. Hallederiz icabında. Hayır, hayır. Lütfen ona zarar vermeyin. Kara Faruk. O çok iyi biri. Siz seviyorsunuz galiba kendisini. Anlamadım. Ya bendeki de soru işte. İnsan sevmediği bir insanla evlenmeye kalkar mı değil mi? Hayır, ben onu sevmiyorum. Yok öyle bir şey. Ney? Anlamadım. Neden evleniyorsunuz o zaman Zehra Hanım? Yani adamın duygularıyla niye oynuyorsunuz?
Ben kimsenin duygularıyla oynamıyorum. O beni sevmez ki zaten. O bir cami hocası ve kendi çevresinden biriyle beraber olur. Nasıl? Karıştı ya. Neyse Zehra Hanım. Benim böyle karışık ilişkilerle işim olmaz. Bir daha da beni görmeyeceksiniz zaten. Ama ben size bir şey söyleyeyim. Bence siz müstakbel işinizi sevin. İyi bir adama benziyor. Durun bir saniye. Ben her şeyi açıklayabilirim size. İyi akşamlar. Kara Faruk gitme dur. Gitme ya. Gitme geri gel. Yok geri gel. Gitti ya. Of. Tamam lan tamam. Korkmaya gerek yok. Zehra Kara Faruk'a aşık. Ama şimdi Zehra'yı Kara Faruk aracılığıyla Ziya Hoca'ya aşık etmem lazım ama... Nasıl? Ben ne korkuyorum ya. Kara Faruk da ben değil miyim? Allah Allah. Bir şekilde hallederiz. İcabında maskeyi hiç çıkarmam olur biter. Lan ne yapıyorum ben salak salak? Hadi yürü ya. Üf, kendi kendime konuşuyorum. Allah'ım.